Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak evleniyor. Siz onu bunu bırakın da. Hanımlar ya, beyler ya. Evet ya. Birkaç aydır bak tam Salih abinin tezlerinden bir tanesi yine oluyor. Dizi aşkı evlilikle sonuçlanacak. Hadi hayırlısı. Hadi bakalım. Bak haneye bir tane daha koyduk. Allah'ın hakkı üçtür derler. İnşallah üçüncü de mutlu olur. Hangisi için, Bülent mi Ceyda mı? Ceyda. Üçüncü evliliği mi Ceyda? Üçüncü. Öyle oldu mu? Kaan Girgin. Ah ona. Kızının babası. Tabii tabii. Kızının yok, babası. Kızının babası Kaan Girgin. Değil işte bu ikinci. Bir Kaan Girgin. Bir. İki kızının babası adını evet, hatırlayamadım. Ha doğru. Bu üçüncü oluyor. Üçüncü olacak. Bülent Bey'in ikinci olacak. Özge Burak'la ilk evliliğini yapmıştı. 2010'da da boşanmıştı. Daha sonra Atademirer'le evlenmişti Özge Burak, hatırlarsınız. Engin Akgün. Evet. Engin. Kızının babası, ikinci evliliği. Teşekkürler abi. Şimdi bir dönem aynı dizileri rol alan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak geleneksel set aşklarına bir yenisini eklemişti. Setteki arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Düvenci ile Şakrak ilişkilerini ciddiyete dökmeye hazırlanıyor diyorlar. Aşklarını gizli kapaklı yaşamayı tercih eden Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak evlilik kararı almış. Net. Net bilgi yayın. Nisan ayında aile arasında nişanlanacak olan ikili 11 Temmuz'da günde almışlar, dünya evine girecekler. Sadece yakın arkadaşlarına bu sürpriz kararlarını söyleyen ünlü çift, yani bizden bahsediyor yakın arkadaşları olarak. Onun için herkese söylüyoruz. Daha önce başlarından birer evlilik geçtiği için sade bir nikah töreniyle evlenme kararı almışlar. Yakında başlayacak Ayrılsak da Beraberiz dizisinin kadrosuna giren Bülent Şakrak, Haziran ayının son haftası dizinin çekimlerinin bitmesiyle evlilik hazırlıklarıyla bizzat ilgilenecekmiş. Daha önce iş adamı Engin Akgün ile evlenen Ceyda Akgün. Tamam. Ceyda Düvenci'nin bu evliliğinden Melisa isminde bir kızı bulunuyor, Allah bağışlasın. Bülent Şakrak ise 4 sene evli kaldığı Özge Borak'tan 2010'da boşanmıştı. Yani Bülent'in ikinci, Ceyda Hanım'ın da üçüncü evliliği oluyor. Evet. Allah'ın hakkı üstür dedik. Ben çok hayırlı sevindim. Olsun. Evet, evet. Çünkü acaba... küçük bir kızı var ya. Melisa. Evet. Şey, evet. Melisa'nın. Ve Ceyda'yı uzun senelerden beri takip ederim. Ve benim oğlumun kuzeninin de okul arkadaşı, onun da çok yakın arkadaşı olduğu için yanında birisi olduğu zaman çok mutlu olan bir kadın. Hayatı daha mutlu kat eden bir kadın ve çocuğuyla ilgili zorlu bir süreçten geçti. Çok mutlu olsun, keyifli yaşasın. İnşallah uzun ömürlü olsun. Bu arada da uzun bir flörtü vardı. Onunla evlenmedi değil mi? İsmail Hacıoğlu ile evlenmemişti. Yok. Uzun evet, flört ettiler. Sonra Vildan'ın Tasever'le neler var evet, kafamda. Evet, evlendi. Evet. Yakın bir tarihte de boşandı biliyorsun. Tamam. Ya, detaylara girerse koklar her tarafa gidecek ki. Dolu çıkamayız hafıza, vallahi içinden. Dolu. Ceyda benim çok eski şimdi, arkadaşımdır. Çok iyi bir kızdır. Çok değerli bir aktristir. Çok değerli bir sunucudur. Eski güzellerdendir. Seslendirmesi. Aynı zamanda belki bilenler bilir. Hani bazen magazinde çıkıyor çünkü. Bir Tweety hastasıdır o. Hani şu küçük sarı bir şey vardır ya, kuş vardır. Bir kedi gördüm sanki. Hastasıdır. Evinin her yerinde Tweety'ler vardır. Her yerinde. Mutfağından bilmem ne. Yani çocuk ruhludur Ceyda ve fanatiktir Tweety'nin fanatiği. Acaba bu diyorum, ülkenin en iyi oyuncularından da bir tanesidir. Ben çok beğenirim katılıyorum, oyunculuğunu. Çok. Son oynadığı dizi uğurlu mu geldi kadına? Umutsuz Kadınlar. Evet. Umutsuz Ev Kadınları. Ha, evet. Umutsuz ama Ev Kadınları. Ama bayağı önce bitti ya. Son oynadığı diziydi benim hatırladığım. Ha, evet. Çok önce bitti ama çok dört çocuklu bir anneyi zaman oynuyordu. Demek ki umutsuz değilmiş kadın. Umutsuz değilmiş. Hiçbir zaman da umudunuzu yitirmeyin. Aynen. Aşk her an kapımızı herhalde çalabilir. Siz karışmayın kardeşim. Biz zaten biliyoruz öyle olduğunu. Neye karışmayın? Siz erkekler. Biz kadınların öyle olur umudunuzu. Karışmayalım. Kapımızı ya, gelin çalın o mu? Çalarız evet. Hoş açarsın, geldin. Sefa geldin. Evet. İster açar. Allah Allah. Açmam. Açmazsan açma. Herkes açmam kapıyı. Açma Salih abi. Değil mi? Kavga edermişiz değil mi biz? Açacağım, açmayacaksın, açacaksın falan diye. Tekrar altını çizelim. Bülent Bey ile Ceyda Hanım son dizileri TRT'de Aşkın Kanunu'nda beraber oynamışlardı. Dizi uzun soluklu olmadı. Yayından kaldırıldı ama orada tanıştılar. Veya bilmiyorum tanışmışlardı daha önce ama. Demek ki şeyden sonra başladı, bir dizi daha çekmiş Ceyda. Aşkın Kanunu abi son dizi. Umutsuz Ev Kadınları'ndan sonra. Bir de derler ki aynen, dizi aşkı reklam aşkı. Ha, demek oluyormuş. Dizide aşk mı olur? Sana söylüyor Funda. Oluyor. Aa, niye evlenen çok var. Evet. Bilmem. Ya, neyi bana söylüyor? Dizide oluyormuş işte, bak aşk oluyormuş diyor. Dizide oluyormuş diyor. Dizide aşk olduğunu hepimiz söylüyoruz. Her evlenen çok çok da evlenen var yani. Evet. Hayır, olan bir de da var. Diyorlar ki dizide aşk mı olur? Aşk bilmem nefes al. Yok yok. Ha, oluyor işte. Dizide örnekleri pek asker var, arkadaşı olunmuyor. Aşkın pek arası oluyor o yani. O ne demek ya? Hayır yani derler ya, aman asker arkadaşın mı senin diye. Aşk var da ne yani, aşk oluyor tabii ve olması çok normal yani. Çok iyi. Sağlıklı çok insanlar, genç insanlar ne yapacak yani? Demek hani oluyor ki rol gereği öpüşülmüyormuş.
bir şeyler hissediliyor. Ay bazı hayır. Durumlarda. Ay ne alakası evet, var canım? Mutlaka öpüşmeye bazı durumlarda. Bazı durumlarda. Tabii ki. Bu bir kural değil. Değil. Aynen. Çok sinirleniyorum çünkü o olaylara. Çünkü orada öpüşme sahneleri de ne bileyim yürüme sahneleri gibi bir sahne bence yani. Yok herkes, o kadar da bence gerçekten geçen öyle. Geçen öyle olması gerekir. Öyle olması gerekir. Kız arkadaşının erkek arkadaşına bile öpüşemezsin. Bak kızıştırayım ben şimdi. Öyle olması gerekir. Kimdi o röportaj? Abi geçen senle reklam arasında okuyorduk. Barış kardeşimizin. Evet, evet, evet. Oyuncu. Evet, evet. Valla herkes yalan söylüyor diyor. Valla öpüşürken diyor. De, evet. Öpüşürken bayağı ben bir hissediyorum kim tanımıyorum diyor. Ve bilmiyorum olur ama ya, birazcık halt etmiş mi? Kendisi yani. Olur mu? Ben sana söyleyeceğim. Şimdi soyadını unutuyorum. Çok değerli bir oyuncu. Doğrusu. Birilerin savaşında oynuyor ya başrolde. Doğrusu senin düşündüğün. Kim, Barış mı? Hı. Öyle olması gerekir. Ama maalesef doğru değil ya her zaman her konuşulan. Dizi hayır gereği ama de genellemiş olsa... Ben de sizinle beraberdim o gün. Şu an hatırlamıyorum tam kim olduğunu Barış ama. Kılıç. Ha, Barış Kılıç kendisi genellemiş. Herkesle öp. Düşünsene sen evlisin onunla öpüşüyorsun. Demek ki senin bir art niyetin var orada. Ne demiş art Barış Kılıç? Art niyetle başlamıyor. Demiş ki hissediyoruz diyor, hissediyorsun. Öyle bir şey hissetmeden öpüşmek olmaz. Öyle bir şey yok diyor. Her duyguya nasıl giriyorsak bu duyguya da giriyoruz. Bu duyguda da sonuçta eğer bir öpüşme varsa o öpüşmenin durumu tamam. Da bize geçiyor diyor. Öpüşmenin duygusunu yaşayıp çıkıyorlar demek ki. Bir sakıncası yok. Öyle olması yok. Gerekiyor. Devam etmediğine göre. Ben zaten duygusuz olduğunu tahmin etmiyorum. Yani çok da beğendiğim bir oyuncudur bu arada Barış Kılıç. Hiç de beklemezdim şöyle, ama kötü bir yorum yapmamış ki Gamze. İki tarafta bekarsa hissederek öpüşüyorlarsa da kendi bilecekleri ne alakalı, bize ne? Ama Fundacığım şu ancak, an bir sürü evli insan var. Ancak, oyuncu bir sürü ancak, ünlü olanı da söylerim. Sen yani ünlü çeki evli öpüşme sahnesini gördünüz mü Kara Para Aşk'ta? Çok kocaman bir öpüşme sahnesi vardı mesela. Bir, evli insanlar. Yarım dedi. Kaldı bitireyim mi? Tabii, tabii. Ancak dedim. Yani iki tarafta bekarsa problem değil. İster hissetsin, ister hissetmesin. Taraflardan biri evliyse ikisinin de daha robotik öpüşme sahnesi varsa da kısa ve robotik olsun. Hiçbir şey hissetmemelerini tercih ederim. Onların tercihi. Zaten sevgilinle bile tercihi. Öpüşsen kameraların önünde bir şey hissedemezsin Salih abi. Şunu söylüyorum sana. O kameranın arkasında o kadar kalabalık bir grup hiç var. Düşünsene böyle yapıyor. Yönetmen sana diyor ki 3, 2, 1 kayıt diyor. Tabii canım. Öpüş diyor yani. Öpüş tamam kestik diyor. Kimse sana bakmıyor bile. O kadar tuhaf ki. Yani ışıkçılarından o setteki insanlar o kadar alışıklar ki bu duruma. Onlar inan bizim konuştuğumuz kadar büyütmüyorlar ya da oyuncular. Ekrana öyle yansımıyor ama ya. E tabii ki yansımayacak. Ağlama sahnesi de ekranda çok sıcak yansıyor. Yani. Ağlama sahnesi de sıcak yansıyor. Gülme sahnesi de sıcak yansıyor. Öyle i̇yi oynuyorlar. Lazım. İyi oynuyorlar. Başarısı için. Bazı yani. Yerlerde iyi oynuyorlar. Tebrik etmek lazım. Abi. Hisseden var, hissetmeyen var demek doğru evet. Galiba. Ay ne bileyim yani ben. Hisseden var, evet. Hissetmeyen var. Var. Ne ben diyelim öyle sadece diyelim. Sadece şunu söyleyebilirim. Dizilerde o kadar uzun, derin, büyük öpüşmeye gerek yok. Daha küçük o. Çünkü hakikaten bütün aile... Niye cam mı çeker? Cam mı çeker? Çeker tabii. Anladım. Şimdi cam bu çeker diyor. Fazla öpüşmeyelim uzun uzun diyor. Ceyda evlendi. 3-4 evet. Sene sürdü evliliği boşandı. Evlendi. 3-4 sene sürdü boşandı. Allah'ın hakkı üç inşallah son olur. Okey inşallah. Bülent evlendi. 3-4 sene sürdü Özge ile boşandı. İnşallah onun da son olur. Bu evlenip boşanma yol oluyor bazen. Ben ona sinir oluyorum. İnşallah son olur. İnşallah, seviyorlarsa evlensinler. Amin. Sevmiyorlarsa evlenmek zorunda değil kimse. E değil tabii. Onlar da biliyordur. Yorucu da oluyor Salih çok Bey. Ya, yani evlen, ya. Alışmaya çalış, o süreci yaşa. Hayda bir daha boşan. İşin yoksa hayda, avukatlara taşın. İşin yoksa zor, evlilik sözleşmesi yap. Aynen valla. Peki.